İyi akşamlar. Sevgili Sayak ailesi, Füsun ablanın gönül dostları, sevgili öğrencilerimiz. Seni çok özlüyoruz ablacığım. Ne çok güzel başlangıçlar yaptın. Yerli yerinde gecikmeden karşı çıkmanın, söz söylemenin, eylemenin değerini gösterdin. Ne güzel anılar bıraktın bizlere. Şiire el verdin, mizahtan yararlandın. Çocuklusu sevinçler bıraktın. Yakanda kır çiçekleri eksik olmadı hiç. Hep birlikte seninle sevdik. Umudu yitirmeden yeşerterek. Çok özlüyoruz ablacığım. Şebnem Hocam size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim sevgili Orhan. Evet, çok özlüyoruz gerçekten. Ben de hem sevgili Sayak ailesine hem sevgili meslektaşlarıma, dostlarımıza Füsun ablaya olan özlemimizi lütfen beni mazur görün. Çünkü benim için Füsun Sayak her zaman Füsun abla olacak. O bizim ablamız, değerimiz, büyüğümüz, yol gösterenimiz, ışığımızdı. Ve 15 yılın ardından özlemimiz sıcacık. Onun sıcaklığını hissederek burada bir aradayız. Bizim için mücadelenin ışığıydı Füsun ablamız ve tam da Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlerin hakları için bir eylem sürecini başlattığı bu dönemde Füsun ablamızın 15 yılın ardından bir araya geldiğimiz anmasında onun o mücadele azmini anarak bu toplantıyı başlatmak çok kıymetli. Biz bu mücadele boyunca yürüteceğimiz tüm eylemlerde Füsun ablayı tam da yanı başımızda hissederek mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve hekimlere onun mücadele azmiyle gidip onun mücadele azmini anlatarak her mücadelede bizim bu süreci başarıyla ve kazanımlarla yürüttüğümüzü bir kez daha anımsatmamız bizim için çok önemli. O yüzden bugün özellikle toplantıda mezuniyet öncesi eğitim ve özellikle de genç meslektaşlarımızın o özne kimliğini bir kez daha vurgulamak da tam da Füsun ablamızı anmak için çok önemli bir yerde. Çünkü her zaman hekimlerin o özne kimliğiyle varoluşuna dönük mücadelesinde kendi kimliğini bu düzeyde değerlendirdiğimiz koşullarda hepimize ışık olduğunu ve önümüzü gösterdiğini çok iyi bilerek davranıyoruz. O yüzden bir arada olmak, tüm meslektaşlarımızla yan yana durmak burada ve buradan da çalışma ortamlarımıza, okullarımıza bu mücadele azmini, Füsun ablanın mücadele azmini taşımak ona karşı ödevimiz diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu ödevimizde sizlerle birlikte yürüteceğimiz bugünkü tartışmalar da çok kıymetli olacak. Yarın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine sizlerin selamını buradan taşımış olacağız. Ve böylece her uğrak yerimiz tıp fakültelerinde bu selamları daha da büyüterek bir aradalığımızı bu geceyle değil aslında tüm mücadele hakkımıza yaymış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu düzenleme için. Özellikle sevgili Orhan Odabaşı emekleri için kendisine, öğrencilerle bizi buluşturduğu için kendisine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ve tabii ki tüm meslektaşlarımıza da burada oldukları için teşekkürler. Çok teşekkürler Şebnem Hocam.
Biraz evvel Şebnem Hocam da söylediği gibi bu senenin bence çok heyecan verici kısmı öğrenci arkadaşlarımızın önerisiyle mezuniyet öncesi araştırma eğitimini önerdiler. Arsus'ta da aslında bir çalıştay yaptık. Çalışma devam ediyor. Onlar kendileri birazdan size süreci özetleyecekler. Ben şeyi çok önemsiyorum Şebnem Hocam, siz de vurguladınız. Tıp eğitiminde öğrenenlerin özne olma durumu ve bu süreci sahiplenmeleri çok değerli. Araştırma da aslında alan sahibi olmak adına çok önemli. Ne kadar çok araştırma, nitelikli bilimsel araştırma yapabilirsek aslında alan hakimiyetimiz de o denli artacak. Sevgili Füsun ablamla ben hatırlıyorum. Birinci basamakta yeterince araştırma yapılmaması nedeniyle sevgili Nural Hocam, İskender Hocam o dönem birlikte çalışmıştık. Hatırlarlar. Sürekli Tıp Eğitimi dergisinden başlayarak birinci basamakta nitelikli araştırma eğitimi, etik destek, etik kurullar henüz yapılanmamıştı. Bu süreçlerde Füsun ablanın çok emeği var. Aslında o kadar çok ki her birine sahip çıkarak, üreterek ve birlikte yol yürüyerek sanırım sahipliğimizi göstereceğiz. Çok özlüyoruz ama birlikte olduğumuzda sıcaklığını da hissediyoruz. Müsaade ederseniz şimdi dünyadan örneklerle araştırma eğitimi başlığında sevgili Bürge Atılgan kısa bir sunum yapacak. Bu çalışmanın başlangıcı Arsus'ta başlamıştı, devam ediyor. Daha sonrasında da öğrenci arkadaşlarımız aslında taleplerini dile getirecekler. Aslında bir yanıyla da talepten öte sahip olma isteklerini, azmi ve kararlılıklarını dile getirecekler. Ben o açıdan çok heyecan duyuyorum. İzninizle sevgili Bürge'ye sözü bırakmak istiyorum. Herkese merhaba. Benim bağlantımda bir problem olduğunu düşünüyorum ama sürekli sizler donuyorsunuz. Herhalde kaynak benim diye düşünüyorum. Ama umarım internet bağlantımda bir problem olmaz. Ben Bürge Atılgan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitim ve Bilişim Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Araştırma görevlisiyim orada. Her sene biz aslında Arsuz'da bir çalıştay yapıp ardından da bu süreci bir araştırma süreciyle taçlandırmaya çalışıyoruz öğrencilerle beraber. Bu araştırmaları da öğrenciler yürütüyorlar aslında. Onlar primer olarak onlar üstleniyorlar tüm süreci. Ben de genelde onlarla beraber bu süreci sürdürmeye çalışıyorum. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Fikir katkılarından ve aslında fikirlerine sahip çıktıklarından ve eğitim süreçlerine de sahip çıktıklarından dolayı. Ben şimdi izninizle sunumu paylaşacağım sizle. Sizlerin 10-15 dakikasını alacağım. Dünyada araştırma eğitim alanında neler yapılıyor paylaşmak istiyorum. Oldu sanırım. Oldu mu hocam? Evet, Bürge. Tamam. Benim ardımdan da sevgili Begüm kendi taleplerini, neler istediklerini, araştırma eğitiminin onlara ne ifade ettiğini sizlerle paylaşacaklar öğrenci gözünden. İlk sunumda gördüğünüz aslında başlıkta nesli tükenmekte olan hekim bilim insanları başlığıyla çıkmış olan bir 1980 yılında yayınlanmış olan bir makale bu. Çok da popüler bir makale. 500'den fazla da atıf almış bir makale. Burada gördüğünüz gibi hekim bilim insanlarını nesli tükenmekte olan türler olarak tanımlıyor. Burada aslında sadece dünyanın belli bir bölgesinde değil, dünyanın evrensel olarak genelinde hekim bilim insanlarının sayısında azalma söz konusu olduğu vurgusu var. Bunda da önemli bir faktörün aslında klinik hizmet sunumunun araştırmadan daha ön planda tutulması ile ilgili bir yorum var. Tabii ülkelerin de farklı öncelikleri var hizmet sunumu konusunda. Peki, hekim bilim insanı dediğimiz zaman aslında bizim anlamamız gereken ne diye bakacak olursak, Amerikan Tıp Okulları Birliği'nin bir tanımı var. Hekim bilim insanlarını Amerikan Tıp Okulları Birliği, sağlık hizmet sunumunun niteliğinin artırılması, hastalık tedavilerinin geliştirilebilmesi için kanıta dayalı yeni bilgiler arayan hekimler olarak tanımlıyor. Burada altı kırmızı olarak çizildi.
yerde de hekim bilim insanının insan sağlığı ve hastalığına ilişkin derinlemesine klinik bilgisi, bilimsel araştırma ve analiz becerileriyle birleştirildiğinde onu eşsiz bir hekim yaptığı vurgusu mevcut. Bir sonraki satırda da yine hekim bilim insanından insan sağlığına yönelik yeni tehditleri tespit etmesi, aslında şu an günümüz koşullarında da düşündüğümüz zaman bunun ne kadar da değerli olduğunu gördük bu süreçte. Yeni tedavileri, hastalıkları önleme araçlarını geliştirmesi, yine disiplinler arasında iletişim kurabilmesi, bilimsel ekiplere, organizasyonlara liderlik edebilmesi, ilaç araştırmaları yapabilmesi, ilaç onayı gibi karar verme mekanizmalarına da dahil olması bekleniyor hekim bilim insanlarından. Peki o zaman biz savunduğumuz araştırma eğitimini aslında kanıta dayalı uygulamalarla klinik bağlantı kurabilen bilim insanı hekim yetiştirmede araç olarak tanımlayabiliriz. Burada bizim savunduğumuz nihai hedef olarak da eleştirel düşünebilen ve klinik karar verebilen hekimlerin yetiştirilebilmesi için bir araştırma eğitiminin programlarda olması gerektiğini savunuyoruz. Burada 1980 yılındaki makalenin ardından çıkan başka makaleler de var. Aslında çözüm önerileri sunmaya yönelik makaleler var. Bunlardan en günceli 2019 yılında yine New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale. Burada da evrensel azalmayı önüne geçebilmek için, yani hekim bilim insanının sayısını artırabilmek için bazı stratejiler öneriyor bu makalede de. Burada hekim bilim insanlarının aslında tıbbi yeniliklere katkı sunduğu, onların kritik bir öneme sahip olduğu, toplumun gelişmesi, toplumun sağlık düzeyinin gelişebilmesi için kritik öneme sahip olduğu vurguları da var. Biz bu stratejilerin içerisinde eğitim programlarına araştırma eğitiminin dahil edilmesi kısmını aslında kendimize aldık. Burada önerilen bir başka bizim için değerli olan öneri ise yine ulusal akademik bir network'ün, ulusal akademik bir araştırma ağının fakülteler için kurulması önerisi mevcut bu makalede. Şimdi sizlerle biraz dünyada neler yapılıyoru paylaşayım. İngiltere'de Birleşik Krallık bölgesinde daha çok program şöyle ilerliyor, araştırma eğitim programı. Öğrencilerin bizim ilk 3 yıl dediğimiz temel tıp dediğimiz bölümün ardından klinik sürece geçmeden önce bir araştırma eğitimi süreci için öğrencilere vakit ayrılıyor. Buraya Bachelor of Science degree'si de alıyor. Bu programa katılan öğrenciler ve mezun olduklarında hem MD hem de bu dereceyi alarak mezun oluyorlar. Fakat buradaki öğrenci sayısına baktığımız zaman tüm öğrencilerin %8 ila 10'u bu programa dahil olabiliyor. MD-PhD programı aslında ülkemizde de bazı üniversitelerde var. MD-PhD programında öğrencilerin tıp doktoru mezuniyetinin yanında bir de doktoralı bir hekim olarak mezun olma olanağını sunuyor. Burada da şöyle söylüyor, Amerika'da aslında talented denilen, yani aslında üstünlük atfedilen bazı öğrencilerin, hatta %1 ila 3'ü gibi bir oran, ya tüm öğrencilerin böyle bir şansına yazık ki yok, onların böyle bir şansı oluyor. Ama geri kalan %90 üzerindeki öğrenci araştırma eğitiminden mahrum kalmış oluyor. Norveç'te şöyle bir çalışma var. Burada da 4 tane üniversitede bir program uygulanmış. Aslında çok da güncel bir yapısı var. 2000'lerden sonra uygulanan bir program. Ulusal bir kararla tıp fakültelerine araştırma eğitimi entegre edilmiş. Ve bu eğitimin 2 yıl sürdüğü, bir yılının tıp fakültesi eğitimi sürecinde olduğu, bir yılının da ekstra bir zaman dilimi gerektirdiği yazıyor. Ve yine burada da gördüğünüz gibi
tüm öğrencilerin, tıp fakültesi öğrencilerinin %10'u, maksimum %10'unun bu programdan yararlanabildiği söz konusu. Dünyadan örnek programlar var. Burada örneğin Duke Üniversitesi var. Burada araştırma eğitim programı mevcut. Daha çok 3. yılda araştırma eğitimi alıyor öğrenciler. Zorunlu bir program olduğu yazıyor. Stanford Üniversitesi'nde Duke Üniversitesi'nden biraz farklı, daha ilk 4 yılı kapsayan bir araştırma eğitim süreci var. Burada öğrenciler mezun olana kadar bir danışmanla araştırma yapmak zorundalar fakülteden mezun olmak için. Harvard Üniversitesi var. Harvard Üniversitesi'nde de ilk önce tıpta insan bilimleri, sanat, sosyal bilimler gibi araştırmalar yapıyorlar ilk yıllarında. Ardından klinik sürecin programda artmasıyla beraber klinik çalışmalara katılıyorlar. Yine eğitim programlarında da araştırma eğitimine ait derslerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örnek John Hopkins Üniversitesi. Burada da 18 ay süren bir araştırma eğitim programına katılıyor öğrenciler. Yine burada da tıp tarihi, halk sağlığı, biyoetik gibi konular içeren araştırmalar yapabiliyorlar. Burada öğrencilerin ilgi alanlarına göre yaz araştırmaları, yaz stajı, yine NIH destekli programlara da katılabilme şansları oluyor öğrencilerin. Vanderbilt Üniversitesi'nin 25 yıldır devam eden bir araştırma eğitim programı var ve bu program da yine Ulusal Sağlık Enstitüleri NIH tarafından fonlanıyor ve öğrencilerin yoğun destek aldığını yazan makaleler mevcut Vanderbilt Üniversitesi ile ilgili ve bu eğitim programının geri bildirimleri de sistematik olarak toplanıyor ve değerlendiriliyor şeklinde yayınlar var. Bir başka üniversitede Yale Üniversitesi. Yale Üniversitesi'nde öğrenciler mezun olurken araştırmaya dayalı bir tez ile mezun olmak durumundalar. Burada öğretim üyeleri öğrencilere bu süreçte planlama, uygulama ve sürecin yazımı süreçlerinde oldukça yardımcı oluyorlar. Yine çıktılara bakacak olursak öğrencilerin buna yönelik olan araştırmalarda bu tez sürecinin çıktılarına baktığımızda öğrencilerin eleştirel düşünme, kendi kendine öğrenme alışkanlıklarının geliştiği, bilimsel yöntemin tıbba nasıl uygulanacağı konusundaki yeterlik düzeylerinin arttığını da görebiliriz araştırmalardan. Yine burada tez sürecinin aslında öğretim üyelerin ile yakından çalışma fırsatı tanıdığını ve onları rol model olarak yanlarında mentor olarak hissettiklerini de söylüyorlar araştırmalarda. Yine 5. sınıfta da öğrenciler Mayıs ayında bir araştırma günü şenliği yapıyorlar. Bu da Mount Sinai Üniversitesi'nden son örnek. Burada da öğrencilerin yine ilk dönemlerde daha çok temel eğitim alıyorlar araştırma eğitimine yönelik. Ardından da klinik araştırma yapıyorlar ve yine yaz programları var. Yaz programlarında da toplum temelli araştırmalar, küresel sorunlar, sağlık alanında eşitsizlikler, sağlık savunuculuğu gibi başlıklarda araştırmalara dahil oluyorlar. Son olarak ben sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Aslında bu literatürden bazı derlediğim öğrencilerin araştırma eğitimine yönelik şu anda karşılaşmış oldukları, yani bu süreçte karşılaşmış oldukları güçlüklerden bahsetmek istiyorum. Burada ilk olarak göze çarpan mentor desteği, yani burada neredeyse araştırmaların tamamı en büyük güçlüğü mentor desteği olarak vurguluyor. İkinci olarak öğrenciler, tıp fakültesi öğrencileri dünyanın birçok yerinde aynı dertten yakınıyorlar. Programların yoğun olduğunu, zamanlarının olmadığını söylüyorlar. Bir başka öne çıkan güçlük ise kurumsal motivasyon,
kurumun kendilerini desteklemediğini düşünüyorlar. Yeterince duyurulmadığını araştırma süreçlerinin yine fon ve ekonomik yetersizliklerde bir başka neden olarak görülüyor. Bilimsel araştırma sürecinde karşılaşılan güçlüklerle ilgili. Yalnız tüm çalışmaların aslında bir ortak bulgusu ve talepleri var. Yani sadece bizim Türkiye'deki araştırmaya gönül vermiş olan öğrencilerimizin değil, aslında dünyada da tıp eğitimi sürecinde araştırmalara katılımın değerli olduğunu düşünüyor öğrenciler. Araştırma eğitimini zorunlu olmalı diyenler de var. Zorunda olmaması gerektiğini düşünenler de var ama araştırma eğitiminin olması gerektiği konusunda herkes neredeyse mutabık. Yine zaman, dediğim gibi, en çok öğrenciler tarafından dile getirilen kısıtlılıklardan biri. Öğrenciler bu süreçte araştırma eğitimine daha fazla zaman ayrılması gerektiğini savunuyor. Şimdi son olarak sizlerle bu kazanımları çok güzel özetleyen bir makale bu aslında. Bunu paylaşmak istiyorum. Erken dönemde araştırma eğitimi almanın tıp fakültesi öğrencisine kazandırdıkları şeklinde bir derleme çalışması. Burada öğrencilere aslında mentor, rol model kazandırdığı söyleniyor. Öğrencilerin öğretim üyeleriyle birlikte omuz omuza, diz dize çalıştıkları dile getirilen en büyük kazanımlardan biri. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, bağımsızlıklarının, özelliklerinin arttığı söyleniyor bu araştırma eğitimi süreçlerinde. Yine eleştirel düşünme, yazma becerilerinin geliştiği, araştırma metodolojisini, istatistikleri, analizleri anladığı ve bilgiyi de doğru yorumlamaya olanak sağladığı savunuluyor. Yine klinik deneyimin başından itibaren öğrenciler araştırma eğitiminde kanıta dayalı bilgiyi uygulamayı öğreniyorlar. Bir diğer kazanım da aslında problem çözme becerisi. Bunun yanında öğrenciler topluluk önünde konuşma, kendini motive etme gibi aslında farklı beceriler de kazanıyor. Burada bir diğer bulgu da, bir diğer savunulan kazanım da zaman yönetimi becerisi. Aslında öğrenciler okul programı yükümlülükleriyle beraber denge kurmayı ve dakikliği de öğreniyorlar araştırma eğitimiyle. Burada bizden biraz farklı olan bir kazanım var. Uzmanlık kabulüne, burada iki tane kabulü yazmışım. Uzmanlık kabulüne katkı sunduğu da söyleniyor. Aslında öğrencilerin dünyada en büyük motivasyonlarından biri de mezuniyet sonrası eğitime bu sürecin katkısı. Tabii her ne kadar tüm hekimlerin biz araştırma eğitimi alması gerektiğini, eleştirel okuma, yazma becerinin gelişmesi gerektiğini söylüyor isek de, öğrencilerin aslında mezuniyet sonrası sürece de katkı sağladığı için, portfolyolarında, CV'lerinde yaptıkları araştırmalar yer aldığı için de araştırma eğitimine katılmaya motiveler. Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman tıpta uzmanlık sınavı daha merkezi bir sınav olduğundan öğrencilerin daha önceki deneyimleri çok da önemli olmayabiliyor mezuniyet sonrası süreçler için. O yüzden bizim dünyadan biraz farkımız var bu konuda. Kariyer planlaması yapabiliyorlar öğrenciler. Çok da yaptıkları araştırmalarda alanları daha iyi tanıyabiliyorlar. Yine interdisipliner çalışmalar, multidisipliner çalışmalar sayesinde ekip olma becerisi, ekip olma deneyimini de yaşıyorlar. Yine farklı kurum ve kuruluşlarla da aslında işbirliklerini de deneyimliyorlar bu süreçte. Bir diğer kazanım merak, sorgulama ve eleştirel analiz yeteneklerinin de gelişiyor olması. Yine öğrenciler araştırma sürecine girdiklerinde fon desteğinin nasıl alındığı, hibe başvurusu yapmayı, etik kurul başvurusu yapmak gibi süreçleri de, aslında prosedürleri de öğrenmiş oluyorlar. Tabii burada aslında bir de kültür gelişiyor. Yani yerel, bölgesel ve uluslararası araştırma topluluklarına
katılıyorlar, bir topluluğun parçası olabiliyorlar. Yine burada da son olarak akademik ve sosyal ağların geliştiğini, öğrencilerin mezun olduktan sonra da bunu da sürdürdüklerini de görebiliyoruz aslında çalışmalardan. Öğrenciler araştırma süreçlerine ne kadar katılırlarsa, katkı sunarlarsa, mezuniyet sonrasında da mezun olduktan sonra uzman hekim olarak ya da birinci basamak hekim olarak araştırma kültürlerini de sürdürdüklerini görüyoruz çalışmalardan. Benim söyleyeceklerim bu kadar sayın hocalarım. Umarım açık olmuştur. Ya çok teşekkür ediyorum değerli ben toplu sunumun ederim. İçin. Epey üzerine konuşabileceğimiz veri sağladın. Çok teşekkürler. İzninizle hemen öğrenci arkadaşlarımızın da sunumunu alalım. Sonra hepsine birden soru katkı olursa birlikte zenginleştiririz. Begüm. Merhaba. Ben mi paylaşayım? Merhaba. Evet, mümkünse. Tamam, o zaman. İstersen önce bir... tamam. Begüm, istersen öncelikle bir hem sen ve arkadaşlarını kısaca bize tanıtırsan, evet, bizler tanıyoruz ama. Evet, ben sunumlarla başlamıştım. Herkese merhaba. Şunu açayım hemen, o sırada paylaşayım. Paylaşmış olmam lazım zaten. Evet. Tamam. Herkese merhaba. Ben Begüm Maran, Hacettepe Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Burada da diğer arkadaşlarımın ismini görebilirsiniz. Mustafa Kaan Köksal, Zeynep Uşar Kılıç, İpek Ebru Karataş ve Elif Özlem Güney. Sunumu bugün ben gerçekleştireceğim ama arkadaşlarım da buradalar. Öncelikle Susun hocamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu çalışma aslında Arsuz'da yine onun anısına başladı. O yüzden bunu söylemek istedim. Deneyimlerimiz ve amaçlarımız mezuniyet öncesi tıp eğitimde araştırma eğitimine dair deneyimlerimizi ve amaçlarımızı açıklayacağım, anlatacağım size bu sunumunda. Araştırma eğitimi bizler için neden önemli? Öncelikle deneyim konusundan başlamak istiyorum. Deneyim bizim için önemli çünkü öğrenciler bu yaptığımız çalışmada da daha önce bize söyledikleri gibi araştırma alanında deneyimsiz hissediyorlar ve ne oldu? Bir sorun oldu. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Seste bir sorun yok Begüm. Slide setin şu anda kapalı ama tekrar açabilirsin. Yardımcı olabileceğiniz bir konu. Bağlantı koptu hocam. Bağlantılarım düştü onun için. İsterseniz Begüm gelene kadar, hani Bürge aramızda, Bürge'ye yöneltmek istediğiniz soru varsa oradan ilerleyebiliriz. Geldi mi? Geldi, evet. Evet. Tamam, çok güzel. Bakmayın, internetimde sorun var. Tekrar hoş geldin Begüm. Tekrar paylaşayım. Tamamdır. Herhangi bir, şu an tüm slide görünüyor değil mi? Herhangi bir başka bir şey görünüyor. Ekranı genişletebilirsin sadece. Tamam. Sanırım öyle olduğunda dondu. Böyle devam etsem umarım sorun olmaz. Tabii ki, tabii olur. Deneyimlerimizden bahsediyordum. Öncelikle deneyim öğrencilere büyük bir özgüven kazandırıyor. Araştırmacı bakış açısını kazanması ve bilim insanı unvanının olması eleştirme, düşünme becerisine sahip olmasına sebep oluyor. Yine bir diğer bizim isteklerimizin sebeplerinden birisi de akademik kariyerine hazırlıyor öğrencileri. Biz bu konuda daha kendimize özgüvenli oluyoruz aslında araştırma eğitimi içerisinde olacak. Örnek veriyorum, bizim aslında Arsuz'da yaptığımız bir çalışmaydı ve ondan önce de pandemi döneminde yine Bürge ablayla ve İskender hocamızla bir çalışma içerisinde yer almıştım. Bu da beni aslında diğer çalışma için daha motive hale getirdi ve kendime daha özgüvenli olmama sebep oldu. Bunun dışında hekim bilim insanlarının artışının gelecekteki sağlık hizmeti sunumunun niteliğini arttırmak için oldukça gerekli olduğuna inanıyoruz. Bürge ablanın sunumunda da görmüşsünüzdür. Biyomedikal araştırmalarda ve tıbbi yeniliklerde katkıların çok büyük olduğunu gördük bazı çalışmalarda.
Ve kanıta dayalı tıp yaklaşımını bilen hekimlerin daha kaliteli hizmet verebileceğine inanıyoruz. Peki bu amaçları hangi bağlamda fakültelerden neler bekleyebiliriz? Etkilerimizden ve karar vericilerimizden. Öncelikli olarak araştırma faaliyetlerine daha çok dahil edilmek istiyoruz aslında öğrenciler olarak. Öğrencinin bir araştırmada yer almasına ya da tek başına yürütmesine olanak sağlayan programların olmasının bu amaca çok ciddi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Yine araştırma yapma becerisi kazandırma bağlamında programın yeterli olması, bilimsel düşünme becerisi kazandırma ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma bağlamında yeterli olması çok önemli bu programların. Ve bu programın sonunda kanıta dayalı tıp yaklaşımının aşılanması öğrenciye ve öğrencinin programdan sonra akademik alana ve araştırma yetenekliliklerine güvenin oluşmasını sağlamak aslında fakültelerden ve yetkililerimizden beklediğimiz birinci öncelik diyebilirim. Şimdi bilimsel deneyimi kazandırmak için neler yapabiliriz? Öncelikle bundan bahsedeyim ve fakültelerdeki bu durum acaba bu amaca yeterince hizmet edebiliyor mu? Bunu da aslında size yetkililerimize bu toplantı aracılığıyla sormak istedik. Bu aslında örneklerden bazıları, bu bağlamdaki yapılabilecek uygulamalardan bazıları. MD-PhD programları ki bunu Bürge ablanın sunumunda da gördük. Öğrenci etkinlikleri olabilir, kongreler, sempozyumlar, yaz stajları olabilir. Yaz stajları birazcık daha gönüllü bağlamda kalıyor doğal olarak. Araştırma projelerine katılım, öğretim üyesinin çalışmalarına katılım, tıp eğitim programı dersleri içerisinde verilmesi ve üniversite araştırma merkezinin olması kesinlikle bu amaca hizmet edecek şeylerden birisi. Daha sonrasında şuna gelelim. Peki acaba öğrencilere bu konuda olanak sağlıyor muyuz? Bunu sordum. Acaba öğrenciler bu olanaklardan haberdar mı? Biz yaptığımız, Arzu'da yaptığımız çalışmalardan fark ettiğimiz çok büyük bir şey de birçok öğrenci aslında fakültesinde var olan araştırma olanaklarına nasıl ulaşacağını bilmiyor. Bu konuda birazcık daha öğrenciler daha habersiz ve nasıl bir yola gireceği hakkında daha kör gidiyor diyebilirim. Bunu nasıl aşabiliriz diye düşünmüştük biz öğrenciler olarak. Öğrenciler ne bekliyor diye sormuştuk. Mentorlar ve akademik danışmanlar bu konuda çok büyük yardımcı olabiliyor. Yani ben bir öğrencidense bir hocama sorduğum şeyden ve o hocadan öğrendiğim uygulamalardan fakülteme dair çok şey öğrenmiştim. Fakültenin resmi internet sitesi bu konuda daha detaylı şekilde elbette fakültelerde bahsediliyor ama daha detaylı şekilde öğrencinin tam olarak programa dair %100 bilgili olmasını sağlayacak şekilde olabilir. Ve programı öğrencilere tanıtma yani atıyorum MD-PhD programı bize tanıtılıyor. Bizim okulumuzda Hacettepe Üniversitesi'nde var olan bir program ama diğer programlar veya işte atıyorum öğrenci merkezi varsa o fakültede bunun özellikle tanıtılması öğrencilere kesinlikle faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Bir diğer öğrenciler olarak sormak istediğimiz soru ise araştırma eğitim programları zorunlu olarak mı uygulanmalıydı? Bizim aslında bu konuda düşündüğümüz şey birazcık şöyleydi. TEPDA ve UÇEP'te aslında tıp eğitimi, araştırma eğitimine dair, mezuniyet öncesi tıp eğitimi, araştırma eğitimine dair bazı standartlar var. Ama bu standartlar fakülteler için yeterince açık değil diye bir sonuca vardık. Çünkü daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim tam olarak istediğimiz uygulamaları göstermiyor diye düşündük ve acaba araştırma eğitiminin minimum standardını biraz daha yukarı taşıyıp daha fazlasını, mesela MD-PhD programı çok ağır bir program ve mesela zorunlu olarak uygulanamayacak bir program. Çünkü herkes götüremeyebilir bunu ama bazı araştırma eğitimini daha ileriye taşıyacak uygulamaların zorunlu olarak gelebileceğini düşündük. Geri bildirim ve zorluklara gelirsek, geri bildirim ve zorluklar şimdi bu bağlamda size Arsu'da yaptığımız çalışmalardan aldığımız bazı geri bildirimleri söyleyeceğim. Bir de biz öğrenci ekibi olarak eklemek istediklerim olacak. Şimdi öbürüne geçelim. Burada direkt quote yapacağım. Öğrencilerin direkt söylediği şeyleri size aktaracağım. Bir öğrencimiz araştırma süresince hem bilim literatürüne katkısı aldım hem de bunu yaparken atladığım yanlış yaptığım konularda hocalarımdan doğrusunu öğrendim demiş. Bu da aslında yine mentorluğun, akademik danışmanlığın ne kadar önemli ve öğrenciler için çok şey ne kadar katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bir diğer öğrencimiz ise en büyük etkisi araştırma yapmak için motive edici olduğundan bahsetmiş. Yine dediğim gibi uygulama yapmak çok farklı bir deneyim ve bu öğrencileri kendine özgüvenini getiriyor, daha çok motive ediyor, sürece katkı sağlamasını sağlıyor. Bu aşağıda yine kanıta dayalı tıp dersi kapsamında
yapılan bir uygulamadan bahsetmiş öğrencimiz. Bir diğer öğrencimiz de araştırma yapan hocalara ulaşamamak ve mentorluk sisteminin olmamasının aslında onun araştırma eğitimi konusunda çok büyük bir demotive demotive etkisi olduğundan bahsetmiş. Bir makale incelemem gerekirse sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum ve bunu nasıl geliştirebilirim? Öncelikle onu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu cümle bizim söylediklerimizin tam olarak özeti. Biz öğrencilerin bu halde olmaması gerektiğini ve bir araştırma eğitimi sayesinde araştırma sürecinde %100 bilgili olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bilgi okuryazarlığından olsun araştırmayı bizzat yapmaya kadar geliyor. Bu konuda bir eğitim almadık, projeler, katılım şartları vesaire hakkında bilgilendirilmedik demiş bir öğrencimiz. Bu da yine aslında olanaklardan haberdar edilmek ve süreçten öğrencilerin haberdar olmasından geçiyor. Derslerin yalnızca teorik olup pratiğe dökülmemesi sorun oluşturuyor demiş bir öğrencimiz. Bu da yine uygulamanın yani biyoistatistik dersinde biyoistatistikleri görmemiz dışında bir araştırmada yer alarak o verileri analiz etmenin çok farklı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir öğrencimiz eğitim süresince neredeyse araştırma eğitimi almadım, özendirecek bir olay da yaşamadım. Bizler eğitimimizin ilk yılında araştırma yapmayı özendirecek dersler almalıyız demiş. Bu öğrenciler tabii ki fakülte kapsamında ve kendi deneyimleri kapsamında konuşuyor ilk sınıfında. Ama genel olarak böyle öğrencilerimizden böyle bir şey görmüştük. Ve son olarak başka bir öğrencimiz de tıp eğitimden beklentim beni yeni fikirler ortaya atıp bunları sınayabilen ve araştırabilen bir insanı yapmasıdır demiş. Aslında bizim ilk başta Arşiv'deki çalışmaya başlama sebebimiz de buydu. Şimdi şu an size bu gelip bir öğrenci ekibi olarak sunumu yapmamızın sebebi de bu. Biz öğrenciler olarak tıp eğitimden beklentimiz bize bilim insanı yapması, daha akıntıya dayalı tıp yaklaşımıyla daha iyi klinik hekimler yapması, akademik kariyeri hazırlaması ve bunun için uygun programı almayı bekliyoruz. Ve bir iki zorluktan da bahsedeyim aslında. Sadece programların olmaması bir problem değil. Aynı zamanda tabii ki fakültelerin ağırlığının olması veya bizim vakit zorluğu çekiyor olmamız da aslında çok büyük bir problem. Bunları söylemek istedim. Ben teşekkür edeyim. Sunumu böyle bitireyim. Umarım yeterince kendimi açıklayabilmişimdir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Begüm çok teşekkürler. Seninle birlikte Kaan, Büşra, Ebru ve Özlem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne güzel kısa sürede derleyip toparlayıp bize sunduğun, paylaştığın bu heyecanı bize ilettiğin için. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, dilerseniz bundan sonrasını birlikte sizler de sürece hem konuşmacılara soru iletebilirsiniz, hem katkılarınızı iletebilirsiniz. Söz sizde, buyurun. Birlikte ilerleyebiliriz. Söz almak isteyenler olursa ellerini kaldırabilirler ya da İşaretle uyarabilirler. Görmeye çalışıyorum ama. İskender Hocam, size bir söz verebilir miyim bu konuda hocam? Çalışmalarda sizin isminizi sıkça gördük. Bu konuda. Evet, ben öncelikle Türk Tabipler Birliği'ne değerli başkanı ve başkan ya genel sekreteri ve sana çok teşekkür ediyorum Orhan. 15. yılımızda tekrar füsunlu anarak taktığı hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum ben. Özellikle de bölgeye teşekkür ediyorum tabii. Yazın Füsun Sayak Sağlık Kültür Etkinliklerinde başlattığımız bir projenin sürdürülmesinde verdiği emeğe ve sevgili öğrencilere de özel teşekkür ediyorum. Gerçekten çok geniş kapsamlı düşünerek yapıyorlar. Begüm, kutluyorum seni ve arkadaşlarımı. Bu konuda bu çalışmayı devam ettirmek ve sonra ürüne dönüştürmek en büyük amacım ve arzum diye düşünüyorum. Onun için özellikle belirteyim. Şimdi tıp eğitiminde araştırma konusu aslında evrensel olarak çok tartışılan bir konu bugün bu dönemde. Ve 2020 yılında Harvard Tıp Fakültesi eğitim programının yeniden yapılandırılması kapsamında önemli bir karar alıyor. Kararda şu: araştırma eğitim
tıp eğitiminin tüm evrelerine yayılması şeklinde tanımlıyor. Yani birinci sınıftan başlayan, biraz önce Begüm de bazı arkadaşlarımızın özel olarak birinci sınıftan başlayan bir eğitimin öneminden bahsetti. Harvard bunu 2020 yılında bir politika olarak benimsemiş durumda ve yeni programda arama eğitiminin birinci günden başlayıp sonuncu güne kadar devam etmesi şeklinde tanımlamış durumdalar. Türkiye'de de birçok fakültede mutlulukla söyleyeyim ki tıp eğitiminin içerisinde araştırmaya giderek artan biçimde ağırlık veren fakülteler var. Bunların, bu örneklerin yaygınlaşması, her tıp fakültesinde belli bir standartlaşmasının sağlanması gibi bir hedefte zaten TEPTAT'ın hedefi var. Ama Begüm'den aldığım bir uyarıyla bunun bir tık üst düzeye çıkartılması gerektiğini söyledi standartlarda. İlk UTAK toplantısında bunu oraya götüreceğim Begüm, bu isteğini. Ve tartışarak bunu nasıl şey yapabiliriz'i karşılamaya çalışacağım. Şimdi tıpkı bu şehitle tümler sadece mezuniyet öncesi tıp eğitiminde değil, mezuniyet öncesi sonrası tıp eğitiminde de çok önemli araştırma eğitimi. Ve bunun sürdürülmesi, yaşam dönümlerin atılması gerekir diye düşünüyorum ben. Onun için onu birlikte düşünerek programlanması ve yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben burada keseyim istersen Orhan. Eller gördüm. O ellerden sonra tekrar memnuniyetle fikrimi söylerim ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şebnem Hocam, sizin elinizi görüyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istedim. O yüzden kusura bakmayın. Öncelikle İskender Hocama ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'na teşekkürler. Ama genç meslektaşlarıma da çok teşekkürler. Böyle bir çalışma yaptıkları için ve bu konuda bir irade gösterdikleri için ne kadar önemli. Uzun yıllardır hani bu konuda çalışıyorsunuz ve sizler de bu konuyu dile getirdiğiniz için önemli. Ben merak ettim. Şimdi bu çalışmada örneğin kaç öğrenciye ulaştınız? Hani bir odak grup çalışması mıydı? Ortak birlikte mi tartıştınız konuyu yöntem olarak? Çünkü ne kadar önemli öğrencilerin bu konuda hem taleplerini hem de yaşanan sorunları dile getirmesi. Nasıl bir boyutta dile geldi bu? Onu öğrenmek istedim aslında genç meslektaşlarımdan. Hani yöntem olarak nasıl bir yöntem kullandınız diye. Begüm, yanıt vermek ister misin? Tamam, evet. Buna ben yanıt vereyim. Aslında bahsettiğim çalışma bir ön çalışma olarak Ersu'da sunduk. Yaklaşık 95 kişi diye hatırlıyorum Müge abla. Öyle bir veriye ulaştık. Aslında o yüzden çalışmayı tam olarak sunmadık. Çalışmayı birazcık daha Hacettepe üzerine daha doğru veriyi toparlayabilmek için aynı dediğiniz gibi endişelerle Hacettepe üzerine taşımayı planlıyoruz. Sevgi hocamızla birlikte, Sevgi hocamızın daha önceden yaptığı bir çalışmayla birleştirerek. Ben böyle söyleyebilirim sanırım, Burge ablanın bir katkısı yoksa. Hocam ben de bir ekleme yapayım. Bu bir anket çalışması aslında. O gördüğünüz ifadelerde açık uçlu ifadeler, araştırma deneyimlerine yönelik ifadeler. Anketin nicel kısmını sizle henüz paylaşmadık. Veri sayımız az, yeterince temsil etmiyor Türkiye'yi. Bilemiyorum tabii, genelleyemem şu an bulguları. Bunlar bizim için değerli, açık uçlu ifadeler olduğu için paylaşmak istedik sizlerle. Eğer araştırmanın ön çalışmasını tamamlayıp araştırmayı yaparsak da sonuçları elbette paylaşıp sizlerle konuşmak isteriz. Çok teşekkür ederim bildiği için.
Çalışmayı eğer uygun olursa sonra Füsun Seyek raporları kapsamında, değil mi? Değerli toplu bir noktaya ulaştığında Arsus toplantısı sonrasında hani dönemin de özelinden dolayı çok öğrencilere ulaşamamıştık. Ulaştığımız öğrenciler de ağırlıklı olarak yeni başlayan öğrencilerdi. Hı hı. Özel bir dönem, pandemi dönemiydi geçen Ağustos ayını düşünürsek. Çalışmanın geliştirilmesine adına o günkü toplantıya da katılan öğretim üyelerinin önerileri vardı. Örneklem seçimiyle ilgili. Bütün bu konular üzerine Şebnem Hocam, değerli arkadaşlarım, hocalarım çalışıyor. Umarım kısa zamanda daha değerli toplu, ülkeyi temsil eden bir çalışmayı sizlerin dikkatinize sunacağız. Söz almak isteyen, böyle iki sayfa olunca ikisi arasında gidip geliyorum ama katkı sunmak isteyen değerli hocalarım. Ali İhsan hocamı sanki gördüm. Ne güzel hocam. Herkese merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Ben de Füsun ablayı sevgi ve saygı ve özlemle anıyorum öncelikle. Genç meslektaşlarımı da bu yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum. Gerçekten çok güzel anlattılar bu araştırmanın önemine. Bunun önemini biz şuradan anlıyoruz bir de. Okulu bitirdikten sonra, mezuniyet sonrası arkadaşlarımız ihtisasa başlıyor. Aslında asistanlık dönemi de çok ciddi araştırmaların yapılması gereken bir dönem olmasına rağmen görüyoruz ki uzman olduktan sonra çoğu arkadaşımızın bir tane bile yayını yok. Yani iyi kötü şu veya bu şekilde Türkçe, yabancı, deneysel veya klinik araştırma ve yapılan uzmanlık tezlerinin de çok azı ancak yayına dönüşebiliyor. Bu bizim bu alandaki en büyük eksiğimiz olarak değerlendiriyorum ben. Hani bunu ancak tıp eğitimi süresince bunun anlatılırsa okullarımızda bu ne kadar ne derece veriliyor? Hani şu an duyduklarımız tabii ki memnuniyet verici ama bu ne kadarını kapsıyor ülkemizin gerçekten tıp fakültelerinden? Hani en son 128 tıp fakültemiz olmuştu sayı olarak. Ama bunları arttırmak gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu çalışma devam eder. Diğer tıp fakültelerimize, öğrencilerimize ve hocalarımıza da tabii ki bir örnek teşkil eder. Ben bunu belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ali İhsan Hocam. Söz almak isteyen, soru, katkı iletmek isteyen var mı? O zaman izninizle İskender Hocam, siz cümlenizi tamamlamış mıydınız? Sevgili hocam. Evet, tamam. Peki. O halde şöyle diyebiliriz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Turan, efendim? Sevgili Orhan, sevgi Turan sözü. Hemen hocam. Ben gidip geliyorum ama sevgili arkadaşım, Sevgi. Merhabalar. Merhaba. Ben de kusura bakma, görmedim hocam. Hem bir merhaba deyip sevgili Füsun Sayı'yı sevgiyle, özlemle andığımızı belirtmek isterim öncelikle. Bir iki şey eklemek istiyorum bu araştırma eğitimiyle ilgili. Ne güzel, genç arkadaşlarım zaten taleplerini dile getirdiler. İskender Hocam da farklı fakültelerde, yurt dışında olan programlardan da söz etti. Ben tıp fakültelerinin içerisinde değerli toplu ve gerçekten birbirine bağlayan, hem mezuniyet öncesinde hem de mezuniyet sonrasında bağlantılar kuran bir araştırma eğitiminin çok elzem olduğu fikrine katılıyorum ve bunu başından beri savunmaya çalışıyorum en azından kendi çalışmalarımda. Ama bunun ötesinde bir şeyin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Deneyimli araştırmacılarla genç araştırmacıları bir araya getirecek özerk yapılara da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sadece yani formal programların, eğitim programlarının içerisinde değil, bağımsız girişimlerle de genç arkadaşlarla deneyimli araştırmacıları bir araya getirerek bu deneyimleri kazanmalarını ve birlikte çalışma şansı sağlayacak platformlar oluşturmanın önemine inanıyorum. Ağlar, gerekirse ağların kurulmasına. Burada tabii hepimize görev düşüyor. Sivil toplum örgütleri bağlamında TEPDAT olabilir ya da tıp eğitimi dernekleri olabilir ama
bir o kadar meslek örgütlerimize de görev düşüyor diye düşünüyorum. Kapatmadan bunu da dile getirmek istedim. Belki böyle bir girişimi öncülük etmek çok katkı sağlayacaktır bu alanda diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Umut ederim bu fikirler çoğalsın, çoğalarak artsın, genç arkadaşlarımız daha çok ilgi duysun, birlikte öğretelim. Teşekkürler tekrar. Sevgi, çok teşekkür ederim. Evet. Şebnem Hocam sanki, değil mi? Elinizi görüyorum hocam, buyurun. Kusura bakmayın, hani tam da Sevgi Hocam söyleyince ben de dün gece itibariyle Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu Adli Bilimler Kongresi'nden geldim, 18.sinden. Bu yıl itibariyle Adli Tıp Uzmanları Derneği akademik danışmanlık programı başlattı. Ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, akademisyenler, gruplar oluşturulmuş genç meslektaşlarımızla buluşuyor. Ve ilk adımı kongrede atıyoruz, sonrasında da sürekli bir akademik danışmanlık yapmış olacağız. Gerçekten bence de çok önemli, çünkü yalnızca üniversitelerimizde değil, hani bu ortamlarda da olması ne kadar kıymetli. Aslında İstanbul Tıp Fakültesi'nin de bir danışmanlık programı yıllardır vardı. Ancak tabii burada da bunu uygun programlamak gerekiyor. Çünkü akademik danışmanlıkta özellikle bu konuda araştırma programlarına katılım ve emek verebilecek öğrencilerle de buluşmak gerekiyor. Bazen bütün öğrencilerde böyle bir istek olmayabiliyor. O yüzden bu zorunluluk tartışmasını da mutlaka yapmak gerekir. Gerçekten zorunlu olmalı mı? Ya da nasıl programlanmalı? Ya da istek nasıl uyandırılabilir eğer bunu bütün öğrencilere yönelik yapabileceksek? Bizim her yıl öğrencilerimiz olur, danışmanların buluştuğu ve 6 yıl boyunca danışmanlığını yaparız öğrencilerin. Onlar mezun oldukça da yeni öğrenciler gelir. Ama akademik bir takım çalışmalar yapabilmek ya da araştırmalara katabilmek bütün öğrenciler için geçerli olmaz. Ödevim bitmedi. O yüzden hani bunu tartışmaya başlamak ve yapılandırmak çok kıymetli olacak. Kusura bakmayın, çok zaman aldım belki ama çok heyecan verici bulduğum için onu da söyleyeyim. Füsun ablamızın anısına böyle bir çalışmayı yürütmek çok kıymetli olacak. Bu çalışmaları da Füsun Sayak kitaplığından yayınlamak da bizim için onur olacak ayrıca. Çok teşekkür ederim hocam. Ne güzel rehberliğiniz, güzel çalışma deneyimi paylaşımınız için. İskender Hocam, buyurun tekrar. Sonra Begüm, isterseniz önce Begüm'e söz vereyim hocam. Uygun verirseniz, sevgili Begüm. Tabii Begüm'e, evet. İskender Hocam'a verebiliriz. Şebnem Hocam, çok teşekkür ederim. Ya, kesinlikle haklısınız. Mesela akademik danışmanlık programı bizde de var. Ama tam kapsamlı böyle... bizim bahsettiğimiz %100 amaçları %100 hizmet edebilecek kadar gelişmemiş tabii ki de bu şey oluşmamış tam olarak. Kimileri, kimi akademik danışmanlıklar öyle olsa da hepsi için geçerli değil. Bir de ben hocalarımıza da şunu sormak istedim bir yandan da. Acaba araştırma eğitiminin gerekliliğine %100 inanıyorsak, belli bir seviyesi zaten hani karşıdaki öğrencinin, yani evet ben şu an istediğim için belki birazcık zorbalık yapıyor olabilirim ama karşıdaki öğrencinin çok isteğine bağlı olmaz mıdır? Mesela ben şu an atıyorum enfeksiyon komitesindeyim. Bayılarak öğrenmiyorum bazı şeyleri ama hekim olarak kliniğe geçecek bir öğrenci olarak bunları öğrenmekten sorumluyum. Daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için. Acaba araştırma eğitiminin de belli bir düzeyde gerekliliğine inanıyorsak karşıdaki öğrencilerin bu konuda çok tutkulu olmasını beklemeli miyiz en başta? Yani evet, belki MD PhD gibi ağır programlara tutkuyu beklemeliyiz devamını ve sürekliliğini şey yapmak için ama benim bahsettiğim o minimum düzeyde bir araştırmacı hekim becerilerini kazanması için acaba bu istek ve tutkuyu herkeste görmeyi beklemeli miyiz diye sormak istedim size. Teşekkür ederim.
İskender Hocam buyurun. Ben de tartışma bir yer çok güzel geldi diye. Tabii Türkiye'de tıp eğitiminin önemli sorunlardan bir tanesi de öğrenci sayısı. Yani fakültelerde özellikle devlet tıp fakültelerinde öğrenci sayısı çok fazla. Onun için eğitim programında onu biçimde yürütmek önemli. Şimdi her öğrencinin araştırma yapmasını beklemekten çok benim temel düşüncem her öğrencinin temel eğitim almasını sağlamak lazım araştırmayla ilgili. Ve eğer öğrenci bu temel eğitimden yararlanarak daha ileri şeyler yapmak istiyorsa da ona araştırma olanakları tanımak. Yani önce biz öğrencilerimize bir temel araştırma eğitimi programı, sistematik bir eğitim vermemiz lazım. Arkasından da olanaklar sağlayarak eğitim bir döneminde araştırmaya katılmasını sağlamak. Bir öğretim üyesinin yaptığı bir araştırmaya ortak olmasını sağlamak veya kendi planlayacağı, düşüneceği bir çalışmanın yapılmasını sağlamak gibi hedefleri ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum ben. Çok büyük hedefler değil diye düşünüyorum ben. Çünkü bunları yapmak bugün artık eskisi gibi zor değil, çok kolay biçimde yapılır diye düşünüyorum. Özellikle büyük devlet tıp fakülteleri burada önce olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler hocam. Raşit Hocam buyurun. Evet. Ben de teşekkür ediyorum bu güzel sunumlar için ve umut vaat eden bu çalışmalar için. Tabii önümüzde birçok engel olduğu da bir gerçek. Hani Türkiye'deki tıp eğitimi ortamından kaynaklanan bunların bir kısmından söz edildi. Çok sayıda tıp fakültesi, yeteri kadar eğitici insan gücünün olmadığı, hatta bir takım mekanlara sahip olunamadığı ortamlar söz konusu. Ama bu tür öncü çalışmalar aslında ileriye götürmek için de diğer fakülteleri de en azından bu doğrultuda motive etmek için de çok önemli. Aslında İskender Hoca'nın söylediği gibi burada herkesin bir araştırmacı niteliğine kavuşacak bir ortamda olması çok gerçekçi değil gerçekten. Ama temel bir eğitim verilebilir. Çünkü temel eğitim sadece bir araştırmacı kimliği kazanmakla ilişkili değil. Tıp eğitimi sırasında ve daha sonraki mesleki uygulamalarında araştırıcı bir yaklaşım içerisinde olmasının bir tutumunu edinmesi için de çok gerekli. Hatta yayınları takip edebilmesi, bir takım araştırmalarda o sonuçları değerlendirebilmesi, yorumlayabilmesi, yani sürekli mesleki gelişimi açısından da temel bazı tutumları kazanmasına yardımcı olacak bir süreç diye düşünülebilir. Bu kişiler içerisinden, bu eğitim herkese verildiği bir ortamda eğer araştırmacı olmaya çok motive ise, bu tür özelliklere sahipse o zaman daha geniş imkanları sunacak ortamların oluşturulması gündeme gelmeli. Sanırım burada da epey bir eksiğimiz olduğu bir gerçek. Hani tıp öğrencileri yanı sıra uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecine katılmaları ile, pardon, araştırma süreçlerine katılmaları ile ilgili çok ciddi zorluklar olduğunu biliyoruz. Sadece teziyle bir araştırmayı yapmış olmak dışında herhangi bir araştırma sürecinde yer almadan uzmanlığını bitiren birçok uzmanlık öğrencisi olduğunu biliyoruz. O yüzden ama hepsi de birbiriyle bağlantılı aslında. Yani öğrenci tıp eğitiminde bu kazanıldığı takdirde uzmanlık eğitimde de bunun olumlu sonuçları mutlaka ortaya çıkacak. Yani ben zorlukların olduğunun altında çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum ama bu bir motivasyon kaybı değil, tam tersi bu zorluklarla mücadeleyi daha güçlü yapmanın gerektiğini bize hatırlatmalı. Bütün bu çabalar için çok teşekkür ediyorum katkısı olan herkese. Çok teşekkürler Raşit Hocam. Sevgili Funda Hocam, buyurun.
Hocam söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, gerçekten araştırma eğitiminin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Ben hani kendi fakültemizdeki uygulamamızdan biraz söz etmek istiyorum. Hani yayın olarak henüz yazmadığım ve yeterli olgunluğa ulaşmadığı için sadece uygulamadan söz etmek istiyorum. Biraz özveri gerektiriyor ama imkansız değil. Biz ilk 3 yılda bir dikey koridor olarak araştırma eğitimini lisans eğitimimize monte ettik. Öyle söyleyeyim. Bir koridor şeklinde. Birinci sınıftan itibaren hem kanıta dayalı tıp hem de bilimsel araştırma teknikleri ve biyoistatistik derslerini teorik olarak koyduğumuz bu koridorda birinci sınıfta derleme yazdırıyoruz öğrencilerimize. İlk yola çıktığımızda 8 öğretim üyesiydik. Şu an 18 öğretim üyesi sadece birinci sınıflar için grup alıyoruz ve her öğrenciye bir nevi aslında literatür tarama, okuduğunu anlama ve ondan yeni bir veri oluşturma ile ilgili bir derleme yazıyoruz. Bunları da farklı dergilerde, tabii mentor hocalarımız karar veriyor dergiye çıkıp çıkmama durumuna. Dergilerde de yayınlanıyor, yayınlanmaya başladı. Bu yıl üçüncü yılımız, dördüncü yılımız olacak çünkü birinci sınıflar için. Sonra ikinci sınıfa geçtiğinde aynı arkadaşlar bir araştırma planlamak için 20 farklı öğretim üyesine böldük öğrencilerimizi. Biz de bir devlet üniversitesi olduğumuz için kalabalık bir öğrenci grubumuz var. 200 öğrencimiz var. Her hoca 10 öğrencisiyle 2 araştırma planladı. Bunu öğrencilerimizin aslında kendi merak ettikleri konular üzerinde de yapılandırıyoruz. Bu yıl üçüncüsü olacak bu ikinci sınıfa geçenlerin. Her yıl 20 farklı hocamızı mentor olarak atadık. Gönüllülük esasına dayalı. Gönüllü olarak bulamazsak da zorunlu gönüllü gibi yapıyoruz mentor hocalarımızı. İlk başta biraz öğrencilerle buluşmak, iletişim kurmak, çalışmayı başlatmak zor oluyor. Ancak sonra hep aldığımız geri dönüşler çok keyifli çalışmalar yaptık. İşte öğrenciler ilk başta zor adapte oldular ama oldu. İlk yılın hedefi etik kurul başvurusu yapmak. Araştırma yolgunlaştırıp literatür taramak, etik kurul başvurusu yapmak. Bu ikinci sınıfta etik kurul başvurusunu yapan öğrenciler üçüncü sınıfa geçtiklerinde etik kurul onayı aldıkları araştırmayı araştırıp makalesini yazıyorlar. Ve onu da geçen yıl ilk defa yayınlar bitti, makaleler oluştu. Öğrenci kongresinde her biri sözlü sunum olarak sundular. Bazı makaleler yayın oldu. Bu şekilde de böyle bu yılda devam ediyoruz. Dördüncü yılımız. Yine hani üçüncü sınıfta araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Etik kurul onayları alındı. Bu yıl yine sene başında başladılar. Gerçekten hani organizasyonu zor. Hocalarımıza anlatmak hani zor ama şunu görmek çok mutluluk verici. Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler şimdi TÜBİTAK projelerine başvurdular. Kendi istekleriyle hocalarımızın araştırma gruplarına dahil oluyorlar. Yani o ilk üç yılda aldıkları temel araştırma eğitimini hani basit şeyler yaptılar. Çok hani müthiş araştırmalar değil belki ama bilim insanı olmanın tadına varıyorlar. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu organizasyonu hani kurmak biraz özveri istiyor ama çok da zor değil. Umarım yayılır. Çok güzel örnekleri var. Emeklerinize sağlık. Ben de bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yayını da merakla bekliyoruz Funda Hocam. Teşekkürler. Başka söz almak isteyen var mı? Ben iki grup arasında gidip geliyorum ama peki. O zaman izninizle birkaç konu öne çıkmış gibi gözüküyor. Bu konuda öğrencilerimizin aslında talep edebilmeleri bence çok önemli. Söz hakkı kullanabilmeleri önemli. Birçok mezuniyet öncesi tıp eğitiminde temsilcilik düzeyinde öğrenciler ne yazık ki güncel problemlerle çok yoğun uğraşıyorlar. Haklı olarak öncelikli problemleri daha çok dile getiriyorlar. Ben bu çalışmayı ilk Begüm'lerden duyduğumda çok heyecan duydum. Çünkü aslında bu çalışmayla geleceğe dair bir iddialarını ortaya koyuyorlar. Ben çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum onlara. Yeter ki onların çalışmaları için herhangi bir koşul sunmaksızın elimizden geldiğince kolaylaştırıcı işlevimizi üstlenebileceğimizi düşünüyorum.
meslek örgütümüzün yöneticilerinin, sevgili başkanımızın bu konudaki işten yaklaşımında çok heyecanla izledim, çok sevindim. Biraz evvel Funda Hocam'ın söylediği konuda aklıma gelen bir şeyi aslında baştan beri söylemek istiyordum. Sevgili İskender Hocam, biz Hacettepe'de bu tartışmaları mezuniyet öncesi eğitimde yaptığımızda bir grup öğretim üyesinin ciddi etik kayıları var. Öğrencilerin çalışmalara katılması konusunda. Hatta defans koyuyorlar. Yani onların bu çalışmalara katılımıyla ilgili hani bayağı kemikleşmiş bir duruş var. Bu konunun da meslek örgütümüzün kolaylaştırıcılığında öğrencilerin etik çalışmalara katılma koşulları, bir taraftan sorumluluğu var, bir taraftan haklar var. Bu konuda çalışılabilir oldu. Eğer varsa ve ben atlıyorsam çok özür dilerim. Ama bu konuda bir ihtiyaç olduğunu da ifade etmek istiyorum. İzninizle hani iyi toplantı hep söylerim, zamanında başlayıp öngörülen zamandan önce biten toplantıdır. Sizin sıcaklığınızı, Füsun ablamın, sevgili dostlarının, ailesinin hep birlikte olmanın çok heyecanını hissettim ben. Katıldığınız, zaman ayırdığınız, Füsun ablayla başlayan, Füsun abladan sonra başlayan daha nitelikli bir sağlık hizmeti, daha iyi hekim yetiştirmek adına çabamızın süreceği inancıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeniden güzel buluşmalarda, Füsun ablamın kolaylaştırıcılığında, güzel buluşmalarda, iyi çalışmalarda bir araya gelmek dileğiyle izninizle toplantıyı kapatmak istiyorum. Sevgili Şebnem Hocam, son sözü size bırakarak müsaade ederseniz, buyurun hocam. Rica ederim. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Tam da Füsun ablanın o bize ışık olma halini yansıtan bir toplantı oldu. Ben hem bu çalışmayı yapan, öncülük eden ve sürdüren arkadaşlarıma hem de araştırma üzerinden iyi hekimlik değerlerini ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna dönük adımları hedefleyen meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Umarım çok daha verimli ve belki her yerde etkili çalışmalarla sürdürebileceğimiz boyuta ulaşır. Sevgili Orhan, sana da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hem düzenleme hem de buraya getirdiğin için bu çalışmaları.